Merhabalar değerli Habertürk.com takipçileri. Süper Lig'de 31. haftanın panoramasıyla karşınızdayız. Zirve yarışı açısından kritik bir haftaydı. Galatasaray evinde Çaykur Rizespor haftanın açılışında 4-3 mağlup olmuştu ve bu da Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin önemini oldukça artırmıştı. Ancak Vodafone Park'ta kazanan olmadı. Beşiktaş Vida ile öne geçse de Fenerbahçe Ozan Tufan'la yanıt verdi ve iki takım sahadan birbirlik beraberlikle ayrıldı. Haftanın diğer sonuçlarından bahsedecek olursak Karagümrük Kayserispor'u 3-0 mağlup etti sahasında. Gençlerbirliği Kasımpaşa'yı 2-1, Sivasspor'da deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup etti. Yeni Malatyaspor'la Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'sa Ankara Gücü'nü evinde 4-1 mağlup etti. Antalyaspor Erzurumspor'u 3-1 ile geçti. Konyaspor Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken Denizlispor'da Başakşehir'le evinde 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından oluşan puan durumunu getirelim ekranlara. Beşiktaş bir maçı eksik 64 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray 61 puanla kapattı haftayı. Fenerbahçe ise 59 puanla 3. sırada. Trabzonspor 55 puanla 4. Alanyaspor 49 puanla 5. 6. sırada Gaziantep FK var, puanı 47. Hatayspor 46 puanla 7. sırada. Karagümrük 44 puanla 8. Sivasspor 40 puanla 9. Göztepe 39 puanla 10. Aynı puandaki Antalyaspor 11. 36 puanlı Konyaspor 12. Çaykur Rizespor 34 puanla 13. Yeni Malatyaspor 32 puanla 14. Kasımpaşa ve Kayserispor aynı puana sahip iki takım, 31 puandalar ve Kasımpaşa 15. Kayserispor 16. Başakşehir 30 puanla 17. Ankara Gücü 29 puanla 18. Erzurumspor ve Gençlerbirliği 27 puanla 19 ve 20. sıraları paylaşıyorlar. Ligin son sırasında da 25 puanlı Denizlispor yer alıyor. Haftanın 11'ine gelecek olursak kalede Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır var. Derbide yaptığı kurtarışlarla göz doldurmuştu Altay. Savunmada Bünyamin, Edgariye, Vida ve Balkoveç var Karagümrük'ten. Orta alanda Canini, Boldrin, Castro ve Tyler Boyd, Sivasspor'da forma giyen Tyler Boyd yer alıyor. İleri ikilide ise Sivassporlu Yatabare ve Gençlerbirliği'nden Sefa Yılmaz var. Haftanın ilerinde haftanın takımı Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Çaykur Rizespor. Haftanın yıldızı Canini, özellikle ilk yarıda gösterdiği performansa Trabzonspor'a farklı galibiyeti getiren isimdi. Haftanın iyilerinde teknik adam olarak ise Antalyaspor'la başarılı işler yapmaya devam eden Ersun Yanal var. Bu hafta da evlerinde Erzurumspor'u yendiler 3-1'lik skorla. Haftanın kötülerinde takım Göztepe, İzmir ekibi Sivas karşısında tanınmayacak halde ediyor. Özellikle ilk yarıda 4-0 yenik kapattılar. Maçı da 5-3 kaybettiler sahalarında. Oyuncu Marka ile Luindama Çaykur Rizespor karşısında yaptıkları hatalarla Galatasaray'ın yenilgisinde başroldeydi iki savunmacı Galatasaray'da. Haftanın kötülerinde teknik adam ise Mesut Bakkal. Bu hafta Antalyaspor karşısında kaybettiler ve tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Erzurumspor'a geldiğinde önemli puanlar kazandırdı takımına ama sonrasında devamı gelmedi. Haftanın golü Sefa Yılmaz'a ait. Gençlerbirliği formasıyla Kasımpaşa'ya çok şık bir gol kaydetti Sefa Yılmaz. Haftanın sözünde ise derbinin ardından Nihat Özdemir'in açıklamaları yayınlanmıştı. Yayıncı kuruluşa yaptığı gündeme dair ve Nihat Özdemir çok tartışılan VAR sistemiyle ilgili bu sene VAR'daki 3. senemiz ve çok memnunuz ifadelerini kullandı. Gol krallığına gelecek olursak gol krallığında Hatayspor'lu Bupenza'nın liderliği devam ediyor. 18 golde Bupenza. Onu 15 golle Abubakar ve 14 golle Larin takip ediyor. Bakasetas 12 gol, 11 gollü 3 futbolcudan Adem Büyük, Maxim ve Diouf. Hatayspor'da yine forma giyen Diouf sıralanıyor. 10 gollü 2 futbolcu Davidson ve Rodayega. Max Gradel de Sivas'ta 9 golle bu listede yer alıyor. Asist krallığında ise Raşit Gezal zirvede. Fenerbahçe karşısında da bir asiste imza attı Vida'nın attığı golde ve 13 asisti bulunuyor. Max Gradel 9 asistle Sivasspor'da onu takip ediyor. Lobjenidze Ankara Gücü'nde 8 asist. Halil Akpınar ve Caner Erkin 7'şer asist. Pelkas ve Endao 6'şer asist. Ve Emrah Bassan, Abubakar, Diouf 5'er asistle bu listede yer buluyorlar. Haftanın programıyla kapatalım. Tabi bu hafta lige milli takım arası verilecek. Ay Yıldızların Dünya Kupası elemelerinde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart Salı günü de Letonya ile kritik maçları olacak. 32. hafta ise 3 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Saat 13.30'da Kayserispor Göztepe'yi konuk edecek. Saat 16'da 2 maç var.
Çaykur Rizespor Karagümrük, Sivasspor Trabzonspor maçları oynanacak ve saat 19'da da Hatayspor Galatasaray'ı konuk edecek. 4 Nisan Pazar günü saat 13.30 Erzurumspor Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 16'da Ankaragücü Antalyaspor, Alanyaspor Gençlerbirliği maçları oynanacak. Saat 19'da ise Kasımpaşa Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazartesi günü ise iki maçla 32. hafta noktalanacak. Saat 16'da Başakşehir Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Saat 19'da ise Fenerbahçe Denizlispor'u konuk edecek. Süper Lig'de 31. haftanın panoramasıyla karşınızdaydık. 32. haftada görüşmek üzere, hoşça kalın.